Geriye kalan %18'de farklı kurumlar ve bakanlıklar üzerinden yürüyor. Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak, sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle sosyal devlet olma halini her başlıkta engellilerde, yaşlılarda, kadınlarda, çocuklarda, çalışanlarda, gençlerde her grupta tek tek sosyal devletin sorumluluğunu yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Şimdi artık bunu daha çeşitli hale getirerek, daha kapsayıcı, daha bütüncül, koruyucu, önleyici etkisini ortaya çıkararak sosyal yardımlar devam edecek. Sadece evlilik kredisi değil daha sonra evlilik içerisinde çocukların diyelim ihtiyaçları eğitim vesaire aile ve gençlik bankası aslında bakarsanız gençlerin ev kurarken aile kurarken hayata yeni başlarken hayatlarının en güzel zamanlarının en güzel zamanları olarak kalmasını istiyoruz. Bir takım ekonomik sıkıntılarla o en güzel zamanı zorlaştırmasınlar. Aile ve gençlik bankası ile kolaylık sağlanır.